Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Pek aziz ve değerli kardeşlerim, anlatacağımız konu çalıştığı devlet dairesinin bütçesinde hac yapmanın hükmü ile alakalı bir sohbetimiz olacaktır. Burada ilmi araştırmalar ve fetva daimi komitesinin vermiş olduğu fetvasını okuyarak siz değerli kardeşlerimize yardımcı olmaya ve bilgilendirmeye çalışacağız inşallahü teala. Bismillahirrahmanirrahim. Soru: ben Allah'a hamdolsun kendime yetecek miktarda mala sahibim. Hac mevsiminde iş ile birlikte büyük hac farizasını çalıştığım devlet dairesinin bütçesinde eda etme imkanı buldum. Bu şekilde yaptığım hac caiz midir? Bilindiği gibi bu haccım hayatımda ilk defa yaptığım hacdır. Cevap: hamd yalnızca Allah'adır. İnsanın başka birisinin nafakasından, bütçesinden hac yapması caiz değildir. Caizdir. Başka birisinin nafakasından, bütçesinden hac yapması caizdir. Bu hac ister farz olsun, ister nafile olsun fark etmez. Aynı şekilde hac sırasında çalışması ve ticaretle uğraşması da caizdir. Yani insanın başka birisinin nafakasından, bütçesinden hac yapması caizdir. Bu hac ister farz olsun, ister nafile olsun fark etmez. Aynı şekilde hac sırasında çalışması ve ticaretle uğraşması da caizdir. Nitekim Taberi tefsirinde Abdullah bin Abbas'tan, Allah ondan ve babasından razı olsun rivayetine göre, rivayet ettiğine göre Abdullah bin Abbas, Abbas radıyallahu teala an, Allah-u Teala'nın "Leyse aleykum cunahun en tebteğu fadlan min rabbikum." Suretul Bakara. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden gelecek bir lütfu aramanızda size herhangi bir sakınca yoktur. Bakara suresinin 198. ayetinde. Ayetini ihramdan önce ve İhramdan sonra alışveriş yapmanızda, ticaretle uğraşmanızda size herhangi bir sakınca yoktur şeklinde tefsir etmiştir. İlmi araştırmalar ve fetva daimi komitesi alimlerine devlet başkanının nafakasından hac eden kimsenin hükmü nedir? Yani devlet başkanı tebaasına bir miktar mal verip onlardan bu mal ile hac etmelerini isterse onların bu mal ile hac yapmaları caiz midir? Bu mal ile hac yaparlarsa onlardan farz hac düşer mi? Bu soruya delil ile birlikte cevap verir misiniz? Diye sorulmuş ve şu cevap alınmıştır: bu mal ile hac etmeleri caizdir. Delillerin umumi olması sebebiyle onların da hacları sahihtir. Bunun kaynağı İlmi araştırmalar ve fetva daimi komitesi fetvaları cilt 11 sayfa 36. Allah-u Teala'dan hepimizin amellerini kabul etmesini niyaz ederiz. Yine de en iyisini Allah-u Teala bilir. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri hepimizin yar ve yardımcımız olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'a emanet olun efendim.